Then you have black holes. Evrenin en anlaşılmaz ve tuhaf nesnelerinden biri olan kara delikler hakkında bugüne kadar eminim epey bir video izlemiş ya da yazı okumuşsunuzdur. Fakat bu videoda kara delikler hakkında anlatacağım bazı bilgiler eminim pek çoğunuz için şaşırtıcı ve düşündürücü olacaktır. Bir iki tanesi ise hakikaten beyin yakan türden. Size 7 farklı madde halinde her zaman olduğu gibi en sade şekilde anlatmaya çalışacağım. Videonun tamamını izleyip bitirdiğinizde bilgiye doyduğunuzu hissedeceksiniz. Beyin fırtınasına hazırsanız yolculuk başlasın. 1915 yılında Einstein tarafından yayınlanan genel görelilik teorisi öylesine güzel ve zarifti ki, teoriyle birlikte gelen alan denklemleri dönemin fizikçileri tarafından farklı şekillerde çözülmeye başlandı. Bu denklemler farklı şekillerde çözülebiliyordu. Mesela Einstein-Rosen köprüsü adı verilen bir yapı, yani solucan delikleri çözümlerden birisinin sonucuydu. Ya da içine hiçbir şeyin girmemesiyle bilinen teorik beyaz delikler, aynı denklemlerin zamanda geriye işletilerek elde edildiği farklı bir çözümdü. Kozmik sicimler, kütle çekim dalgaları gibi yapılar da benzer şekilde türetilmiştir. İşte bu çözümlerden birisi kara deliklerin varlığını öngörür. Yani kara delikler, gözlemsel verilerden çok önce gelmiş ve kağıt üzerinde keşfedilmişti. Einstein'ın teoriyi yayınlamasından bir yıl sonra, yani 1916'da, Schwarzschild adında bir Alman subayı alan denklemlerini mümkün olan en basit haliyle çözdü. Bu çözüm küresel simetrik, zamanla değişmeyen, dönmeyen bir yapının çözümüydü. Ancak bu çözümün bir olay ufku ve tekillik öngördüğünü tam olarak anlamak 10 yıllar aldı. Çünkü bu noktada neyin fizik, neyin matematik ya da neyin gerçekliği temsil ettiğini anlama noktasında herhangi bir ilerleme kaydedilemedi. Çünkü yanıtsız kalan asıl soru çöken bir yapı ile ilgili Einstein'ın alan denklemlerinin geçerli çözümleri olduğu artık ortaya konduğuna göre bunlar gerçekten doğada var mıydı? Yanıtlanamadı. Ta ki 1939 yılına kadar. Oppenheimer ve Snyder yeterince büyük ve kütleli nesnelerin özellikle 2-3 güneş kütlesi veya daha fazla ağırlığa sahip ve nükleer yakıtını tüketen yıldızların yer çekimine yenik düşerek hızla kara deliğe çökeceğini matematiksel olarak gösteren tarihteki ilk kişilerdi. Evet, aynı Oppenheimer, filmini izlediğiniz atom bombasının babası olarak anılan kişi. Derin uzayda bir kara delik oluşturmanın en basit ve etkili yolu, Güneş'ten çok daha büyük kütleli yıldızları yakıtları bittikten sonra kendi yer çekimleri üzerine çökertmektir. Fakat biraz daha düşünürsek bunun tek yolu olmayabileceği sonucuna varabiliriz. Belki onlarca, milyonlarca güneş kütlesi gerekli değil. İhtiyacımız olan şey sadece mikrogramlarla ölçülen fakat çok dar bir alana sıkıştırılmış madde yoğunluğu olabilir. Evrenin ilk zamanlarındaki ortam böyle bir yoğunluğu oluşturmuş ve bölgeyi kara deliğe çökertmiş olabilir. Kalınlığı insan saçı kadar dahi olmayan bu tür kara delikleri ilkel kara delikler deniyor ve Stephen Hawking 1970 yılında yayınladığı makaleyle bunun arkasındaki teoriyi ve nasıl mümkün olabileceğini gösterdi. Bir diğeri, galaksi merkezlerindeki milyonlarca güneş kütlesindeki süper kütleli kara delikler. Bunların nasıl oluştuğu hala muamma. Galaksi oluştuktan sonra mı bunlar oluştu, yoksa önce süper kütleli kara delikler oluştu ve sonra mı galaksiler oluştu bilemiyoruz. Hayallerin ötesinde devasa bir gaz kütlesi yıldızı hiç dönüşmeden direkt kara deliğe çökmüş de olabilir. Eğer süper kütleli bir kara deliğin etrafında spiral çizerek dönen birikim diskine madde vermeye devam ederseniz, önünde sonunda o maddeleri kendi kütlesini büyütmek için içine çekecektir. Giderek büyüyecek, parlaklaşacak, parlaklaşacak ve daha da parlaklaşarak X ışınları, radyo dalgaları, ultraviyola ışınları yayarak evrendeki en parlak nesneler olan kuasarlar haline geleceklerdir. Bu bölümde son olarak söylemek istediğim tuhaf bir bilgi var. 3 ila 100 güneş kütleli kara delikler ile 1 milyon ve 100 milyar güneş kütleli kara delikler arasında bir boşluk var. Ortalama 100 ila 100 bin güneş kütleli olan kara delikler. Şu ana kadar evrenin hiçbir yerinde bir tane bile bu kütle aralığında kütleye sahip kara delik bulamadık. Siz yine de internette yayınlanan orta kütleli kara delik bulundum makalelerine göz atın. Belki gözden kaçırılmış bir şeyler vardır. Öncelikle yaygın bir yanlış anlaşılmayı ortadan kaldıralım. Galaksimizin merkezinde kara delik yok. Nasıl yani? Peki 4 milyon güneş kütleli Sagittarius A kara deliği nerede? Galaksimizin ağırlık merkezinde, orta yerinde değil, merkez bölgesine yakın bir yerlerde bulunuyor ve milyarlarca yıldızdan oluşan Samanyolu galaksisi kara deliğin etrafında dönmüyor. Hiçbir galaksinin süper kütleli kara deliğin etrafında dönmediği gibi. Kendinize şu soruyu sorun. Merkez bölgesindeki kara delik bir anda sihirli bir şekilde yok olsaydı ne olurdu?
Birkaç yıldızın yörünge sapması dışında neredeyse hiçbir şey. Sagittarius A kara deliği Samanyolu'nun toplam kütlesinin sadece %0,0004'ünü oluşturur. Bir galaksi süper kütleli kara deliğe sahip olsun ya da olmasın kendi öz çekimleriyle bir arada tutulur. Kara deliğin etrafında ise milyarlarca ya da trilyonlarca yıldızdan ziyade birkaç mütevazi yıldız yörüngede dolanmaktadır. 1 trilyon kadar yıldızdan oluşan M87 galaksisinin kalbindeki 6,5 milyar güneş kütleli kara deliğe bakmak istediğimizde tüm dünyayı sanal bir teleskopa çevirip dev bir çanak gibi çalıştırdık. Event Horizon teleskobu ile bilim adına harika ve eşsiz bir görüntü elde edildi. Fotoğraf Einstein'ın öngörüsüyle de tamamen uyumluydu. Ama neye baktığımızı bilelim. Öncelikle bir kara deliğin fotoğrafını çekmenin imkansız olduğunu zaten biliyorsunuz. Adı üstünde kara, kapkara. Işık yayması mümkün değil. Işık yoksa görüntü de yok. Parlayan halka şeklindeki yapı, kara deliğe düşen malzemeden gelen radyo emisyonlarına yani birikim diskine ait. Ortadaki siyah delik ise az çok kara delik. Daha kesin olmak gerekirse ortadaki karanlık bölge, kara deliğin sözde foton küresi tarafından yığılma diskine yansıtılan gölgedir. Fotoğrafın tamamı ise görünür ışıkla alınmış bir fotoğraf değil, tamamen radyo dalgaları verileri kullanarak elde edildi. VLDI adı verilen bir teknik kullanılarak teleskop verilerinin senkronize edildiği bilgisayar algoritması ile oluşturulan sentezleme bir görüntü. Yine de bilimselliğinden en ufak bir değer kaybetmeyen paha biçilmez bir görüntü. Güneş tam şu anda saniyede 75 bin kilometre hızla kendi içine çöküp kara deliğe dönüşseydi gökyüzünde koca bir siyah delik açılır ve bunun iki önemli sonucu olurdu. Öncelikle güvende olurduk. Kara delik tarafından yutulmayacağımız için. Dünya daha önce olduğu gibi yörüngede dönmeye sorunsuz bir şekilde devam ederdi. Aynı kütleye sahip iki şey, yani Güneş ve Güneş kara deliği aynı miktarda kütle çekimi üreteceğinden bu anlamda hissedilir bir etkisi hiçbir zaman olmazdı. İkinci olarak, bu dönüşüm gündüz gerçekleşseydi, ortalık ansızın alacakaranlığa bürünür, görünmeyen tüm yıldızlar aniden parlamaya başlar ve kısa süre içerisinde çok hızlı bir sıcaklık düşüşü sizi yakalardı. Güneşin kara deliğe dönüşü, siz dünyanın karanlık tarafındayken meydana gelseydi, sahil kıyısında mehtaba karşı sevgilinize mırıldandığınız şarkıyı yarıda kesmek zorunda kalırdınız. Çünkü ay da birdenbire yok olurdu. Çünkü yansıtabileceği güneş ışığının güneş bölümü artık sonsuza dek yok. Sırasıyla Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn arka arkaya gökyüzünden silinirlerdi. Benzer sebepten ötürü. Elbette kısa süre içinde dünyanın havası kontrolden çıkmaya başlar, okyanuslar donar, en fazla birkaç ay içinde gökyüzünden yağan nitrojen karı yeryüzündeki tüm yaşamı yok ederdi. İlginç olansa tüm bu olanlar kara delik kaynaklı değil, güneş ışığının yokluğu sebebiyle meydana gelirdi. Ve dünya, celladına aşık mahkum gibi üzerindeki canlılığı atar ve hiçbir şey olmamışçasına kendi yörüngesinde usul usul ilerlemeye devam ederdi. Karşınıza alevler içinde yanan güneşi alın, bir de güneşin kara deliğe dönüşmüş halini alın ve yan yana koyun. Sorum şu, hangisi maddeyi yakalamada daha verimli davranır? Güneş mi, güneş kara deliği mi? Doğru, tabii ki kara delik diyenler bir kere daha düşünsün. Aynı kütleye sahip olmalarına rağmen madde yakalamada güneş çok daha büyük bir yüzeye sahiptir ve nişan almaya bile gerek kalmadan asteroidler, kuyruklu yıldızlar, toz parçacıkları, uyduların içine düşmesi oldukça olasıdır. Fakat kara delik söz konusu olduğunda olay ufku, yani maddenin geri dönüşü olmayan olay ufkunun sınırı sadece 3 kilometre civarındadır. Bu mesafeye daha uzak bir mesafeden geçen hiçbir şey kara deliğe düşmez. Elbette bir gezegen yeterince yaklaşırsa gelgit kuvvetleri tarafından parçalanır ve gezegendeki maddenin en azından bir kısmı kara deliğe düşer. Ancak bunun için bile gezegenin oldukça yakınına gelmesi gerekir. Kara delik büyüdükçe olay ufkunun yarıçapı artar. Bu yüzden daha kolay bir hedef haline gelir. Ancak aynı zamanda olay ufkunun yakınında bu sefer gelgit kuvvetleri azalır. Bu da olay ufkundan geçen nesnelerin parçalanmama şansının çok daha yüksek olduğu anlamına gelir. Yani küçük kara deliklerden ziyade süper kütleli kara deliklere daha çok yaklaşabilir, hatta olay ufuklarından hiçbir şey olmamışçasına kısa bir süreliğine geçip gidebilirsiniz. Kuantum etkilerini göz ardı ettiğinizde uzayda bildiğiniz anlamdaki klasik bir kara deliğin oluşması sonsuz bir zaman alır. Dolayısıyla büyük patlamanın başlangıcından bu yana evrenin herhangi bir yerinde gerçek bir kara deliğin oluşması imkansızdır. O halde fotoğrafları çekilen galaksilerin merkezlerinde bulunduğuna dair neredeyse sayısız kanıtları olan kara delikler neyin nesi? Bu bölümü lütfen dikkatlice dinleyin.
kara deliğin oluşmasında iki farklı gerçeklik var. Kendinizi çökmekte olan bir yıldızın yanında ve yıldızla aynı referans çerçevesinde olduğunuzu hayal edin. Her anı, her zaman dilimini yıldızla birlikte yaşıyorsunuz. Kara delikler neredeyse çok hızlı bir şekilde oluşabilir. Madde, saniyeler içinde Schwarzschild yarıçapının Planck uzunluğu içindeki bir bölgeye ışık hızının %25'i bir hızla düşebilir. Böyle bir sözde kara deliği, tamamen oluşmuş bir kara delikten ayırt etmemizin herhangi bir yolu yok. Derin uzaydaki birçok nesnenin bu duruma ulaştığına dair bol miktarda kanıt var ve bunlara kara delikler deniyor. Ve siz bu referans çerçevesi içindeyseniz, eğer oluştu ise olay ufkunun, merkezdeki karanlığı, gelgit kuvvetinin, tamamlanmış bir kara deliğin her etkisini deneyimler ve büyüklüğüne göre saniyeler ya da dakikalar içinde merkeze düşerek varlığınızı sona erdirirsiniz. Ancak ikinci gerçeklikte yaşananlar biraz daha farklı. Yani evrenin geri kalanında biz dışarıdaki gözlemciler için. Oppenheimer'ın makalesinde belirtildiği gibi yıldız sürekli daralma ve bitmeyen bir çökme içindedir. Hem de sonsuza kadar. Daha da ilginci, bu çökmenin yarattığı zamansal genişleme de artarak kontrolden çıkmaktadır. Yani bir filmin ilk yarısını normal hızda izliyorsunuz, kalan diğer yarısını izlemeye başladığınızda hızı yarıya indirip ağır çekimde izlemeye başlıyorsunuz. Bu kalan yarısının yarısına geldiğinizde hızı yine yarıya düşürüyorsunuz ve sürekli bu şekilde devam ediyorsunuz. Zenon'un ünlü paradoksunun bu varyasyonunda izlediğiniz o filmin son görüntüsünü asla göremezsiniz. Bir yıl da bekleseniz, 100 bin yıl da bekleseniz, milyarlarca yıl da bekleseniz, kara deliğin oluşma süreci uzaktan izleyenler için asla bitmez. Kara delikler, esasen Zenon paradoksunun gerçek hayattaki astrofizik versiyonlarıdır. Dışarıdan bakan bir gözlemci için son duruma ulaşılması ve ufkun oluşması kelimenin tam anlamıyla, bunu mecazi anlamda söylemiyorum, kelimenin tam anlamıyla sonsuza kadar sürer. Fakat bundan çok önce, kütle çekimsel zaman genleşmesi ve bunun sonucunda oluşan kırmızıya kayma o kadar büyük olur ki, çökmekte olan o yıldız görüş alanınızdan tamamen kaybolur, kütle çekimi dışında hiçbir şekilde tespit edilemez haline gelir. Sonsuza kadar beklemeye razı olmadığımız sürece, oluşum sürecinin asla tamamlanmadığı işte bu göksel nesneye kara delik diyoruz. Kara deliklerde zamanın yavaşlaması ile ilgili ve kara deliğe düştüğünüzde teorik olarak geri çıkmanın tek yolunu detaylarıyla anlattığım çok ilginç bir video daha var. Denk gelip izlemediyseniz mutlaka bir göz atın ona da. Umarım keyif aldığınız, bilgilere doyduğunuz bir video olmuştur. Aklınıza takılan sorular ya da paylaşmak istedikleriniz olursa yorumlar bölümüne lütfen yazın, birlikte bakalım. Sevdim bu videoyu dediyseniz elinizi korkak alıştırmayın, beğen tuşuna basın ve abone olan elit grubun içinde değilseniz bir an önce siz de kurtarın kendinizi. Sevgi, bilim ve sağlık hep bir adım ötenizde olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.